Vehbeliyle ilgili tabii çok reddiyeler yapıyoruz. Efendim ciddi konuşmalar yapıyoruz. Bazı kere de ciddi konuşmalar için ne lazım? Biraz uzun vakitler lazımdır. Çünkü ciddi konulara girildiği zaman 1,5-2 saatten aşağı çıkılamıyor. Yarım bırakırsan da yanlış anlaşmalara sebep olabiliyor. Bu mübarek cuma gecelerinde böyle 1-2 haftada bazı faziletli amellerden efendim sizi haberdar ediyoruz. Ta ki Allah ve Resulü Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem bizleri salih ameller işlerken görsünler. Yaparsak görürler. Yapmazsak onu da görürler. İşte çalışan var, çalışmayan var. Ve kul i'melû feseyerallâhu amelekum ve Resulü. Habibim söyle kullarıma, amel edin, çalışın. Allah da görecek ne yapıyorsunuz, Resulü de görecek. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim neyimizdir? Şahidimizdir. Her halimizden haberdardır. Böyle inanıyoruz. Çünkü niye şahit dendi? İnne arselnake şahiden. Biz seni şahit gönderdik. Burayı unutmayın. Görgü tanığı. Duymakla şahit olunmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e amellerimiz arz ediliyor. Tu'radu aleyhi e'malukum fissabahi vel mesa. Her sabah akşam sizin amelleriniz bana gösteriliyor. Biz bu hadisi şerife bakarız. Siz Resulullah ne bilir, ne görür, öldü gitti diyenlere bakmayın. Onlar ayakta ölmüşler. Ruhları ölmüş. Kalpleri ölmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diridir. Manevi hayat ile kabri şerifinde rızıklandırılıyor ve kabri şerifinde namaza devam ediyor. Hadis-i şerif sahih. El-enbiyâhu ehyâun fî kubûrihim yusallûn. Peygamberler hayattadırlar. Ve kabirlerinde namaz kılıyorlar. Bu hadis-i şerif sahihtir senetleri. Kabirlerinde namaz kılıyorlar. Bizim aklımızın alacağı işler değil bunlar. Ayşe anamız radıyallahu anh'a buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde defnedildi. Sonra babam Ebu Bekir de onun yanına defnedildi. O hücre kimin odasıdır? Ayşe annemizin odasındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizin koynunda vefat etmiş. Onun odasında da defnedilmiştir. Çünkü orada ihtilaf çıktı. Nereye gömelim diye Ebu Bekir Sıddık dedi. Ben hadis duydum. Yani Resulullah'tan duydum sallallahu aleyhi ve sellem. Bir peygamber nerede ruhu alınırsa orası en mübarek yerdir onun için. Onun için orada defnedilmelidir. Bu hadisi rivayet edince karar verdi sahabe. Hemen vefat ettiği yerde defnedildi. Birkaç gün sonra ama orada defnedildi. Böylece sonra Hazreti Ömer Efendimiz biliyorsunuz meseleyi. Şehit olmadan evvel ağır yaralık yaşadı biraz. O arada da oğlu Abdullah'a gönderdi Ayşe annemize. Dedi ki şu anda en mühim mesele o oda ona ait olduğu için ondan izin istiyoruz. Bana müsaade eder mi acaba Efendimizin yanına gömülmeme? Etmezse beni de Cennetül Bekiyan'a götürün. Bir Müslümanlardan biri gibi gömersiniz. İzin verirse en büyük beklentim budur. Abdullah da gelince Ayşe anamız dedi ki ben orayı kendime ayırmıştım ama şimdi Ömer'i tercih etmem lazım. Radıyallahu anh. Böylece Hazreti Ömer Efendimiz zaten bunlar ezelde yazılı mıydı? He? Yazılıydı. Çünkü Tevrat'ta bile ne yazıyor? Tevrat'ta bile, İncil'de bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İsa aleyhisselam gökten inecek. Ondan sonra işte Mehdi ile beraber Deccal'ı gebertecek, İslam'ı dünyaya hakim edecek. Ondan sonra vefat ettiği zaman nereye defnedilecek? Resulullah Efendimiz'in yanına defnedilecek. Orada yazıyor ki Ebu Bekir ile Ömer iki peygamberin arasından mahşere kalkacak. Demek ki Ömer radıyallahu anh'ın oraya gömüleceği binlerce sene evvel Tevrat'ta kütüb-i kadimede yazılı. Ama sebepler alemindeyiz. Ayşe annemiz de müsaade etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi, şimdi rahat ölebilirim, bundan daha önemli bir haber benim için olamazdı. Kabir hayatının, kabir komşuluğunun önemi olmasa Hazreti Ömer bu işe bu kadar önem verir miydi? Ömer Efendimiz defnedildikten sonra Ayşe anamız ne buyurdu? Kabre giriyordu odasına ziyaret için Efendimiz'e. Dedi ki evvelce girerken rahat elbiselerle giriyordum. Çünkü neden? Orada yatan birisi babam, birisi eşim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şimdi Ömer defnedildi. Ömer benim mahremim değil. Onun için çok sıkı kapanıyorum. Onlar hayatta olmasa efendim kapanmanın ne manası var?
Bunlar sahih hadislerde, rivayetlerde var. Onun için siz bakmayın İslamoğlu ne demiş. Siz İslamoğlu'nun dediğine bakmayın. Efendim ne görürmüş, ne bilirmiş, bunlar yanlış bilgiler, şaşırtmaca işler bunlar. Biz doğruyu söyleyelim. Doğrudan haber verelim. Milleti de uyaralım.